Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Kimyasalları yasa dışı yolla kanalizasyonda imha ettiği iddia edilen Bat Emstal Kliniği çalışanları bugün mahkemede hesap verecek. Perşembe gününden beri Kasa Eyalet Mahkemesi'nde bekleyen 3 adam 2015 çevreye zararlı desinfeksiyon atığını zararını düşünmeden kanalizasyonda imha etmekle suçlanıyor. Kassel savcılığına göre olayın bölgedeki suları tehdit edecek bir çevre felaketine sebep olmaması sadece büyük bir rastlantı. Arıtma tesisi çalışanı bir kişi, çevreye zararlı desenfeksiyon atıklarının özel bir firma tarafından boşaltıldığını ve bakmanın yapıldığını söyledi. Bat Emstal Belediyesi, ücretsiz yapılabilecek bir imhanın verdiği zararın yüzbinlerce oyru olduğunu açıkladı. İnsanoğlu olarak dünyayı ne hale getirdik? Gelecek nesillere sular altında kalmış kentler, boğulan insanlar, çocuk ve hayvanlarla dolu bir dünya bırakmak için çabalıyoruz. Alman Dairesi'ne göre deniz suları seviyesi gelecek 100 yıl içinde tahminlerden daha hızlı bir şekilde yükselecek. Özellikle sahil güvenliğinde tehlike daha fazla hissedilecek. BSH araştırma sonuçlarına göre deniz suları 2100 yılına kadar 1 metre 70 santim yükselecek. Kutup ve Antarktika buz tabakalarının çöküşüyle su seviyesinin daha da yükselmesinden korkuluyor. Sahillerin korunması, sahillerdeki inşaatlar ve sahillerdeki yerleşimlerin 2050 yılına kadar su altında kalmalara göre düzenlenmesi isteniyor. Bununla birlikte yükselen deniz seviyesiyle sığ kıyı bölgelerinin güvenlik açığı da artacak. Sürekli su altında kalma ve su baskını tehlikesi nedeniyle birçok sahil bölgesi deniz seviyesinin altında kalacağından nehir ve yağmur sularının denizlere karışması zorlaşacak. Kasel'de SMS'li Park bilete rağmen para cezası makbuzu park ücretini SMS yöntemiyle ödemeniz durumunda para cezası makbuzuyla karşılaşabilirsiniz. Bu olay eğitim illerinde çalışan bir bayanın başına geldi. 46 yaşındaki eğitmen Hansel Strasse Noraplatiye Strasse'de aracını park edip SMS ile ödeme yapmasına rağmen yaklaşık 10 defa arabanın ön camına yapıştırılmış ceza makbuzuyla karşılaştı kısa bir süre sonra Kasel Belediyesi'nden suç işlediğine dair mesaj aldığını söyleyen 46 yaşındaki bayan 20 euro para cezasına çarptırıldığını belirtti. Her defasında işlemi durdurmak için kendisi harekete geçmek zorunda kaldı. Kaser Belediyesi'nden yapılan açıklamada SMS'le park yapanlardan bu tür durumlarla ilgili haftada 6 ile 8 telefon alındığı belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada bu tür olayların arabanın plaka numarası gibi yanlış bilgilerden kaynaklandığı iddia edildi. Ancak eğitmen kadın bunun doğru olmadığını çünkü cep telefonu fişinde kontodan paranın alındığı mesajının belgesinin elinde olduğunu söyledi. 2015 yılından beri yürürlükte olan uygulamayla park ücreti cep telefonu ile ödenebiliyor. Park süresi yolda uzatılabiliyor. Tabii ki bu hizmet ücretsiz değil. Servis için park ücretini ek olarak 14 cent daha ödenmesi gerekiyor. Park ücretini cep telefonlarıyla ödeyenlerin sayısının arttığı belirtilse de bu oranın %10 olduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Suriye demokratik güçleri Tapka'nın tamamını ve Suriye'nin en büyük barajı olan Tapka barajını işitten geri aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rakka'nın işitten alınması için Suriye demokratik güçleri SDG'ye yapılan silah yardımının genişletilmesi ve ağır silahların sevk edilmesi emrini vermesi YPG'yi terör örgütü olarak gören Türkiye ile gerilime yol açmıştı. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun karada özel timler ve hava saldırısıyla destek verdiği SDG'nin Rakka taarruzuna odaklanması bekleniyor. DTB proje yardımları yeniden başladı. Neden 1 milyon euro yardım yapılacak? Tartışmalı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİ ve federal hükümet tarafından radikalizm ve gençlerin radikalleşmesine karşı projeler için yaklaşık 1 milyon euro teşvik verilecek. Noya Osna Bürüket Federal Aile Bakanlığı'nın Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberinde 2017 yılında toplam teşviklerin 1 milyon euroyu bulmasının beklendiği belirtildi. Şu ana kadarsa söz konusu projeler için 200 bin euro verildiği belirtildi. 900 dolayında cami bünyesinde toplayan ditip Türk hükümetine yakınlığı ve bazı imamların muhbirlikle suçlanması nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Kuruluşun, sosyal projelerine yapılan devlet yardımları muhbirlik skandalı nedeniyle askıya alındıktan sonra Mayıs ayı başında yeniden serbest bırakılmıştı. Aile Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devlet yardımlarından radikal akımların yararlanmamasına özen gösterildiği belirtildi hükümete konuyla ilgili soru dengesi veren Sol Parti Milletvekili Ula Yelpke, teşviklerin yeniden başlatılmasının hatalı olduğunu ve DITİB'in İslamcı akımlara açık olması nedeniyle teşviklerin kurda kuzu emanet etmek anlamına geldiğini söyledi. Sınırsız bir Avrupa projesi olarak sınırların kaldırılması politikasıyla yola çıkan Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç sınır kontrollerini 6 ay daha uzatabilecek. Böylece sınırsız Avrupa projesi hayal olarak kaldı. Avrupa Birliği sığınmacıların girişini önleme gerekçesiyle 5 ülkenin 6 ay daha Schengen'i askıya alarak sınır kontrollerini sürdürmesini kabul etti. Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Schengen üyesi Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç'in bugün sona eren sınır kontrollerini 6 ay daha uzatmalarına yönelik önerisini onayladı. Değerli dinleyiciler, Radyokas hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Şşt, modundan kurtulup, dinlediğin haberi düşünüp kendi fikrine oluşturabilmen ve beraber olduğun kişilerle tartışabilmen için